Herkese merhaba, FCM Blog'da eski açık... Alışkanlık. Evet. Al yudumunu, açıyorum. Herkese merhaba, FCM Blog'da Bench arkasında yeni bölümde sizlerle beraberiz. Galatasaray basketbolda oldukça yoğun bir gündemle karşılaştık. Ve Doğan'ın konuğu yine ben geldim bu sefer. Ancak aslında moderasyon ben olacağım. Basketbol yorumlarını da Doğan'la yapacağız. Doğan hoş geldin. Hoş bulduk abi, sağ ol. Teşekkür ederim Doğan. Ben de hoş buldum. Kanalın yayının sahibi olarak çok misafirperver bir giriş yaptın. Biz aslında Mehmet abiyle yapacaktık da hani uymadı program. Son dakika sürpriz olarak son dakika konu. Aynen. Ne haber Peki o abi? zaman hemen gündeme sıcak ve hızlı bir giriş yapalım. Galatasaray erkek basketbol takımında beklenen değişiklik oldu ki aslında ben açıkçası hani Ömer Uğur Atay'ı milli takım seviyelerinden de tanıdığım bildiğim için hani bir şans hak ettiğini düşünüyordum ama o şansı kötü kullandığını da düşünen taraftayım. Ömer Uğur Atay'ın ayrılığının ardından Ekrem Memnun geldi. Onlar üzgün, Ekrem Memnun cümlesiyle Onlar mutsuz Ekrem Memnun. topu sana atalım. Ne düşünüyorsun bu değişiklik için? Vallahi şimdi Ömer Hoca göreve başlamadan önce de hatırlarsın Ekrem Hoca'nın ismi geçiyordu zaten. Evet. Hatta bu konuda ben şeyde yapmıştım. Ya benim tek korkum o zaman Ekrem Hoca'nın hatırasına zarar gelmemesi yönünde. Çünkü hani sonuçta takım evet belki Galatasaray sonuçta ama yani takım sallantılı gidiyor, sürekli mağlubiyet, savunma denen bir şey yok. Hoca'nın karakterine ters bir kere yani bu takım. Ve hani ben açık söyleyeyim tepkilerden korkmuştum o dönem. Yani hocaya gelecek tepkilerden. Çünkü millet bilinçsiz bir şekilde eleştirebilir yani hocayı. Kim olduğuna bakmadan hani Galatasaray tarihinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu bilmeden eleştirir diye korkmuştum. Şimdi Ömer Hoca bence de bir şansı hak etmişti ama hakikaten çok kötü kullandı. Yani hani belki o da suçlu, belki hani ama bunu sadece Ömer Hoca'nın özelinde de söylemek mümkün değil bence. Yani takım oyuncular hiçbir reaksiyon vermiyor. İşte yönetim bir reaksiyon veremiyor. Yani tam transfer yapıyorlar belki. O bile çıkar. Aslında lafını kesiyorum ama aslında hani yönetim anlamında da bir reaksiyon vardı. Yani tabii ki çok güçlü bir basket şube yönetimi yok. Belki hani her ne kadar Doruk Acar, Oytun Özer hani şubeye yeni gelmiş ve yeni yeni kendi istediklerini yapabilen insanlar olsa da aslında yönetim bir reaksiyon verdi. Neden? Hani işte Alex Thays dendi. Örnek veriyorum. Bu Ertuğrul Erdoğan döneminde oldu tabii. Alex Thays dendi. Alex Thays alındı. Ertuğrul Erdoğan bir hafta sonra gitti. Yani Ertuğrul Hoca gidecekse Tyson'ı niye aldık mesela? Soru Ya bir. işte Bir noktaya daha geleceğim. Hadi bunu yaptın. Geçen hafta 3 oyuncu birden aldın. Yani 3 yabancı kontenjanı birden doldurdun. Şu anda hareket alanı yok diye biliyorum. Hani hiçbir şekilde yok. kıpırdayamıyorsun. Ve Ömer Uğur Atay'ı da görevden alıyorsun. Ekrem Memnun'u getiriyorsun. Yani şimdi hani isim bazında gitmiyorum. Hani Greg Popovich'i bile getirsen veya Ettore Messina'yı bile getirsen bu operasyonda, bu yapıda hani aslında ondan da çok da fazla bir şey beklemeye gerek yok. Çünkü hani bir antrenör, şimdi basketbol olabildiğince takım kimyasına dayalı bir oyun. Alışkanlıkların getirdiği bir oyun. Yani en az futbol kadar çok fazla alışkanlığın olduğu bir oyun. Setler bir kere böyle. Yani örnek veriyorum ben şimdi farz-ı misal Asenbari, Ömer Uğur Atan'ın 1-3-1 zon savunmasını öğrenerek, daha öğrenmedi bile, öğrenene kadar Ömer Uğur da gitti şimdi Ekrem Bey'den geldi. Yani adam şimdi başka bir set öğrenmeye başlayacak. Yani ne oluyoruz yani? Çok da mantıklı değil açıkçası. Ya valla aslında yönetsel açıdan şöyle bir reaksiyon verildi. Biliyorsun Alex Hamilton'ı kadro dışı bırakmışlardı. Hani o belki takıma dönecek. Göndermemişler takımdan yani. O da bir saçmalık. Hani Williams da takımda bir Jonathan Williams da takımda. Yani adamları oynatmıyorsun ama kadrodan gönderemiyorsun. Yani takımdan da gönderemiyorsun. Neden? Maliyet çünkü. Bunlardan çıkmadığın zaman yerine yeni eklemeler yapıyorsun. Bunlar da bir maliyet. Yani hakikaten nereden tutsan elinde kalacak bir duruma geldik artık.
Ama yani Ekrem Hoca'nın şansı şu oldu. Artık bence olabileceğimiz en dip noktadayız zaten. Yani hani daha Yani yani bundan daha kötü olmazdı yani. Ekrem Memnun'un bugünkü ilk açıklamasında şey vardı. Hani geldiğimiz yer ortada, takımın durumu da ortada, nerede olduğumuz da ortada. Hani koç direkt bir saptamayla gelmiş ve yani tabii ki basketbolu çok yakından takip ediyor. Hani Galatasaray'ın rebound sorunu var. Ben geldim diye hemen bu rebound işi çözülmeyecek, oyuncuların bir şey yapması gerekiyor diye. Hani koç da aslında dışarıdan senin benim gibi bir taraftar olarak, bir üçüncü bir göz olarak da gözlemleriyle, analizleriyle gelmiş ki aslında ben şuraya bir parantez açmak istiyorum. Ekrem Memnun'un insanlar her ne kadar 2014'teki kadın basketbol takımıyla efsanevi sezon ve efsanevi başarı, işte Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, Euro Cup, Cumhurbaşkanlığı Kupası, özür dilerim, Euro Lig, hani tüm bu şampiyonlukları bilse bile Ekrem Hoca'nın 98'den beri Galatasaray'da olduğu, Galatasaray antrenörlüğe başladı. Hatta işte bir Şey de dönem var tabii. Mahmut kadroda yardımcı antrenördü. Kadın takımının Euroleague'de ilk kez Final Four oynayıp üçüncü olduğu kadroda yine Ekrem Memnun staff'taydı, yine bench'teydi. Yani aslında Galatasaray basketbolunu bilenler adına, Galatasaray tarihi adına hani kıyas kabul etmez belki ama futbolda Fatih Terim neyse, basketbolda da bir Ekrem Memnun Bu ismini de çok kesinlikle kolay bence. zikredebiliriz. Aynen öyle. Bir de şey de var. Ekrem Hoca sadece kadın basketbol değil biliyorsun. Hani belki uzun yıllar oldu ama erkek basketbolda da çalıştı. Darüşşafaka olsun, Efes Yani olsun. 12 senedir yok diye biliyorum ben. En son Evet. 2008-2009 sezonu Darüşşafaka'daydı diye hatırlıyorum. Aynen. Ama Ondan yani sonra hatta şey değil. Yani erkek basketbola yabancı değil. Bir de şey var. Yani biliyorsun Ekrem Hoca'nın bir şirketi var yani hani oyuncuların gelişimi üzerine mentalite üzerine daha çok, evet. zaten mentalite üzerine. Yani orada da zaten sadece kadın basketbolcularla çalışmıyor. Futbolcularla da çalışıyor. Erkek basketbolcularla da çalışıyor. O yüzden bence Ekrem Hoca evet yani belki piyasadan uzak kalmış olabilir erkek basketbol piyasasından. Ama sonuçta basketbol aynı basketbol. Yani hani Kesinlikle, kesinlikle. Yani oyunun oynanış biçimi bir tık farklı olsa da, hani oynadığınız set veya oynadığınız kenar oyunları, yani yani kadın takımında oynadığınız oyunu, hani araya girdim ama, kadın takımında oynadığınız oyunu hani erkek takımında da pekala uyarlayabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum, işte o 2014'teki kadroya dönmek gerekirse, hani Işıl, Albatross, işte Kelzibon, Sancho, hani bu oyuncular yerine farzı misal veriyorum, işte Darley Mackin, İşte Brook Matum veya işte Göksel'in, Yiğit o Arslan, çok zor Esen Var ya. ile oynayacaksınız. O Hani çok aynı oyunu gene basit ya. oynayabilirsiniz. Ya o aynı oyun olmaz mı? Hayır, kalite olarak Yani değil. Ben set tabii için kalite söyledim. olarak. Ha tabii set için olabilir. Bir de Yani şöyle bir şey var. Yani Ekrem Hoca bir kere gelir gelmez yani hani oyuncular üstünde hakikaten saygı duyulan bir karakter. Neden bunu söylüyorum? Yani görmüşsündür belki bu bizim Florya'da antrenman yaptıkları basketbolcuların tesiste girişte Ekrem Hoca'nın EuroLeague şampiyonluğunun resmi var. Yani hani tabii yani kimi bir de kadın basketbolda bunu başarmak çok daha zor. Yani çünkü kadın basketbol daha fiziksel oyuncular bir kere daha çok kaçırıyor. Yani boş turnike falan kaçırıyorlar. Bir sabır işi bence daha çok mentalite işi yani hani kadın basketbolda şampiyon olmak çok daha zor. kesinlikle. O yüzden yani hakikaten saygı duyulacak bir karakter. Ve yani bence bu takımın aradığı özelliklerden biri de buydu. Yani hani çünkü takımda dominant bir yüz göremiyorduk. Tamam hani Ömer Hoca alkışlıyor, moral vermeye Ömer çalışıyor Hoca falan. mı? Ama yani Ekrem Hoca gibi olamaz yani. Hani şimdi Ömer Hoca'yı da kıyaslamak haksızlık olur Ömer Hoca'ya. Daha kariyerinin başında çünkü. Ama yani hakikaten bir Ekrem Hoca'nın ağırlığı, saygınlığı da su götürmez bir gerçek yani. Tabii ki. Buna hemen küçük de bir anekdot ekleyeyim. Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes maçıydı galiba. Hani Ömer Hoca kenarda bir pozisyonda, tabiri caizse hani bağırıp çağırırken ya da işte takımı alkışlarken haydi beyler haydi beyler derken arkada bench'te geyik dönüyordu. Hani bilmiyorum gördün mü o görüntüyü ama Gördüm. isim vermeyeyim. Hani bazı arkadaşların 3-4 oyuncunun böyle arkada geyik yaptıklarını, böyle şakalaştıklarını görüyordum. Gördüm hatta.
Eğer varsa cesaretleri o arkadaşlar aynı hareketi Ekrem Hoca da. Hani ben Ekrem Bey'i Ekrem Memur'u tanırım. Hani Ekrem abi varken ne yapsınlar o hareketi? Ondan sonra görelim. Ne olacak görelim. Bir de öyle görelim. Hoca kıyameti koparır yani. Ya yani işte açık söylüyorum. Bir de öyle görelim bakalım. Şey de var yani hani yanlış anlaşılmasın burada Ömer Urat'ın hani karakterine bir kere her koçun oyunu yönetme, oyuncuyu yönetme stili farklıdır. Evet, hata yapsa da alkışlıyor yani. Sonuçta motive etme amaçlı yapıyor. Ha, etki eder etmez ayrı bir şey ama yani sonuçta hocanın da tarzına saygı duymak lazım yani. Kesinlikle. Şey de var yani Ömer Hoca'nın yeteneksiz bir koç olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'da olduğu zaman çok yanlış bir zamandı. Öyle yani doğru insan yanlış zaman belki doğru bir kavram onun için. Ekrem Memnun Ömer Urat'a değişikliğini çok konuştuk ama sadece Ekrem Memnun'a ait küçük de bir anekdot ekleyeyim. 2015 Eurobasket'te Türkiye-Rusya maçında Yiğit'ten rica edeceğim hatta bu videonun montajında. Şuraya bir yere eklerse çok sevineceğim onun için. Ekrem Hoca'nın aldığı bir mola var ve yani karşısındakiler kadın olmasa da yani bu övmek anlamında söylemiyorum. Tüm takıma neden korkuyorsunuz? Ben mi oynayacağım? Korkmayın oynayın ya. Çıkın atın şu topu artık diye böyle bir serzenişi var, bir bağırışı var. Hani basketbolda bu bağırışlar tabii ki yani Obra'nın özellikle kaybettiği zamanlarda örnek veriyorum. Zog is purple diye bir şey var. Hani Obra gene mora döndü, Obra gene kızardı diye bir tabir vardır. Panathinaikos zamanından kalan. Hani Ekrem Hoca'nın en az o kadar da saha içinde, saha kenarında sert bir karakter olduğunu düşünenlerdenim. Bilenlerden birisiyim. Ben bu değişikliğin iyi olacağını düşünüyorum açıkçası. Bir şok etkisi yaratacağını düşünüyorum. Biraz da toparlayarak sana atacağım son pası. Hani biraz da bana şey geliyor. Okan Çevik zamanında orada yaşanan bir Cemal Nalga skandalı vardı. Ondan sonra da göreve gelen bir Cemak da vardı. Galatasaray son maçta kümede kalmayı garantiledi. Bornova'yı yenerek. Tabii o zamanlar bazı arkadaşlar Ali Ağa'ya falan maç verdiler. 20 sayıyla kaybedip bir hafta sonra playoff'ta 50'ye yatırdılar aynı Ali Ağa'yı. Hani o konulara çok girmek de istemiyorum ama hani Cemak Dağ'ın o dönem giydiği ateşten gömleği hani bir tık farklı versiyonunu şu anda Ekrem Memnun giyiyor. Umarım yine o gurur duyulacak. Hani Cemal Dağlı kadroda Radoslav Rančić'li, Mike Wilkinson'lı, Darius Washington'lı bir kadroydu hatırlayacaksın. Darius Washington hatta iğneyle falan oynamıştı Bornova maçında. Yanlış hatırlamıyorsam bench'te iğne olmuştu. Öyle bir görüntüsü bile vardı. Hemen hemen aynı karakterde bir takımı izleyeceğiz diye düşünüyorum. Valla ben bir kere Ekrem Hoca'ya teşekkür etmek lazım. Yani bu zor zamanda çünkü herkesin kabul edebileceği bir şey değil bu. Ve yani sözleşmeyi okumadan imza atmış. Hakikaten çok büyük bir Galatasaraylı. Tabii sezon sonuna kadar sözleşmesi. Evet yani sezon sonuna kadar ve hani hiçbir rakam telaffuz etmeden ben Galatasaraylıyım diyerek gelen bir isim. O yüzden yani teşekkür etmekten başka bir şey yapamayız. Yani hani şu an aile belki... içinde teşekkür olmaz Doğan diyeyim. Ha, olabilir. Oktay Mahmutiyo de buradan bir selam olsun. Şöyle de bir şey söyleyeyim. Yani hani sonuçlardan bağımsız başarılı olur olamaz. Bunu zaman gösterir. Ama yani bence herkesin Ekrem Hoca'nın bir kere saygınlığına, karakterine ve hatırasına sahip çıkması lazım. Yani. Onu kesinlikle söyleyeyim. Katılıyorum. Peki şimdi senin uzmanlık alanına gelelim. Uzmanlık yani FCL'de kadın basket diye yazılıyor. Doğan Malkoç yazsın diye yazılıyor diyerek. Mehmet'e de bir pasajla... Kadın baskette oldukça hareketli bir hafta. Daha doğrusu bir 10 gün. Yani 10 gün. Sizin Mehmet'le iki önceki yayınınızda, onu da gene şuraya bir Yiğit'ten rica edeceğiz. İki önceki yayınınızda takımda değişiklikler olabilir diye bir cümleniz vardı ki ben yine bu yayında aşağıdaki chat kısmında size ismi açıklayın diye çok baskı yaptım ama bu baskılara direndiniz. Bu baskılara direndiniz. Ancak bir sonraki yayında ki Angel McCarthy'nin herhalde açıklandığı gün siz yayındaydınız. Bizim video yetişmedi. Benim bütün yine chatten bütün sabotajlarıma rağmen hani Angel ismini zikretmiştin sen. Angel McCarthy demiştin direkt isim olarak. Onun yanında bir de Epiphany Prince. O da eski Galatasaraylı. 2011-2012'de Galatasaray'daydı. Angel McCarthy ile de 2016-2017'de Dinamo Kursk'talardı ki o kadroda Işıl var mıydı? Tam emin değilim. Sana sorayım. Yoktu. Yoktu diye hatırlıyorum. Uskun kadrosunda Işıl yoktu. Doğru mu? Yoktu.
Tamam. Yani yani tam emin 16 olamadım çünkü. Yayın öncesi bakamadım da. Yoktu çünkü Maykoviç'in ilk sezonunda vardı diye hatırlıyorum Işıl. Maykoviç'in ilk sezonunda 16-17'ye denk geliyor. Kursk'ta yoktu. Peki. Yani. O zaman hani şöyle bir pas atayım. Öncelikle Courtney Williams, Angel McCarthy değişikliğini konuşalım seninle. Hani bu saha içine neler yansıtacak? Angel'ın geçen Orman Spor muydu rakip? Doğru mu? Orman Spor karşısında terlemeden şöyle bir Terleme. 25 atıp kenara geldiğini gördük. Böyle 10 dakikada oynayıp. Böyle bir idman yaptı çıktı. Ki o maçtan da o maçtan önce gelmişti galiba İstanbul'a. Hani bir gün önce gelmişti. Bir idman yapmıştı takımda da. Tek antrenmanla çıktı aynen. Yani bir küçük bir şut idmanı attı orada geldi. 20 sayı ki herhalde bu gelecek adına umut veriyor. Bir de Epiphany Prince takviyesini sana bırakayım. Onun da Rusya pasaportu var. Her ne kadar Amerikalı olmasına rağmen AB kontenjanında olacak Euroleague'de. Bu da önemli bir avantaj diyerek hem oyunun idari kısmındaki transferlerini hem de saha için etkisini seninle konuşalım. Vallahi şimdi bugün Mustafa Cengiz'i açıklamalarını az buçuk bir dinledim. Şirketteyken çalışırken böyle bir yarım kulak dinlemiş gibiyim. Şey söyledi böyle çok kullandı o lafı eğrisi doğrusunu buldu diye. Kadın basketbolda da aslında bu sezon biraz eğrisi doğrusunu buldu yani. Çünkü Hartley sakatlandı, Işıl'ı Tilbe'yi kaybettik. Ondan sonra işte Courtney gitti biliyorsun. Bella ayrıldı ailevi sebeplerden. Yani çok değişken bir sezon oldu ve yani ocağın ortasına daha yeni giriyoruz. Ama ona rağmen eğrisi doğrusunu buldu. Çünkü bir kere Hartley gittikten sonra Courtney, ben bunu önceki yayınlarda da söylemiştim, çok değinmek istemiyorum o yüzden. Courtney doğru bir tercihti. Ama yani Courtney'nin yanına bir skorer lazımdı, onu alamadık. Yani alamadık değil aslında, biraz daha tercih. Çünkü yine bizim başkanlardan Ünal Aysal'ın bir lafı vardı. Yani son günü bekliyoruz piyasa düşsün diye, fiyatlar düşsün diye. Hani biraz öyle bir durum oldu. Çünkü o dönemki fiyatlarla bu dönemki fiyatlar arasında fark vardı. Angel'ı hoca geçen seneden beri istiyordu. Ve yani ben Efe Hoca'yı tanıdığımdan beri belki de en çok istediği isimdir Angel. O yüzden bir kere Angel'ı nasıl kullanacağını çok merak ediyordum. Orman Spor maçında aslında çok da süre almadı, kendini yormadı. 22 attı çıktı dediğin gibi tek antrenmanla. Yani takıma alıştığı anda, yani takıma nasıl söyleyeyim, adaptasyon sürecini çabuk atlattığı zaman muhtemelen gelecek hafta Euroleague Women'da Angel'ı bayağı bir etkili izleyeceğiz. Bir de kadın takımının Angel gibi bir karaktere ihtiyacı vardı. Yani Işıl'dan sonra o dominant bir karakter arıyorduk açıkçası. Angel bence hem yeteneğiyle hem karakteriyle o isim olacaktır. Efani Prince, ya Prince'in aslında Kursk'taki bu senin de bahsettiğin 2017'de şampiyon olurken Angel'la aynı takımdaydı. O dönem Kursk'un temposu çok yüksekti. Yani hakikaten kadın basketbolunun en iyi basketbolunu oynayan takım da o sezon. O ama izolayı sürüyor ve run and gun'ı koşarak gerçekten çok başarılı oynuyorlar. Just tutuyorlar. Yani öyle bir sıkıntı vardı. Prince zaten o koşu oyununa uygun bir isimdi. Tabii yani hani sonuçta 4 yaş alıyor bu oyuncular. Ne Angel eski Angel ne Prince eski Prince. Yani açık olmak gerekirse. Zaten öyle olsalar yani sana bu fiyatlara gelmez. Sana düşmezdi diyemem ama bu fiyatlara alamazdık yani. İşte yok, onu bu fiyatlara gelmezdi. Ben biraz daha farklı bir oyun izleyeceğimizi düşünüyorum. Yani şöyle, şimdi Asena Pelin Courtney ile bu koş koş oyununu hakikaten iyi oynuyorduk. Yani isolation'ları çok iyi oynuyorduk. Ama biraz sert bir takıma karşı sete set oyununda biraz işte o yaratıcı oyuncu eksikliğinden açıkçası çoğalıyorduk. Yani doğruyu söylemek gerekirse. Ama şimdi Angel girdi sete sette. Angel'ın bir kere bu spacing'e de çok büyük katkısı olacaktır. Çünkü bizim dış sorunumuz bariz. Yani belki Angel da çok iyi üçlükçü değil. Yani çok iyi veya Angel'ı dış şutuyla tanımıyoruz, öyle söyleyeyim. Ama yani bu spacing sorununa bir çözüm olacaktır Angel.
Onun dışında Stenberg'i biraz daha farklı bir rolde göreceğiz. Çünkü Stenberg artık hücumda ana opsiyon olmaktan çıkıyor Angel ve Prince'le birlikte. Ben hatta Tamamlayıcı rol, yardımcı role geçecek biraz da. evet yani ve ben Stenberg'in aslında çok daha faydalı olacağını düşünüyorum bundan sonra yan rolde. Çünkü bence Stenberg'in çünkü şeyi de var yani hani mental bir eşiği de var. Hani maçlarda çok zorladığını görebiliyoruz özellikle bu şey rakiplere karşı böyle biraz daha kafa rakiplere karşı yani Sopron'da da gördük Fenerbahçe maçlarında da gördük. Hakikaten zorluyor yani. Hani ben atayım istiyor, ben olayım istiyor. Belki takımın yapısıyla da alakalı bir durum. Zorlayınca da açıkçası çuvallayabiliyor bazen. Yani hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sonuçta oyuncu özelliğidir bu. Ama yani bu yan rolde bence Stenberg'in işi iyi kıvıracağını düşünüyorum. Biraz daha dediğim gibi yani bu koşu oyunundan set oyununa geçişlerde daha rahat olacağız. Prince de bir kere yani oyun zekası yüksek bir oyuncu. Ve Pelin yani Pelin'e de bence bir ayrı bir parantez açmak Şimdi lazım oraya gelecektim. Yani inanılmaz bir form grafiği var son haftalarda. Yükseliyor. İnanılmaz, Yani inanılmaz ya, inanılmaz yani. ben açıkçası senin kadar kadın basketbolu çok takip eden birisi değilim ama hani gene böyle göz ucuyla hani burada kendimi ifşa etmek istemiyorum ama basketbol camiası olan bir ilişkimi sen çok iyi biliyorsun. Göz ucuyla şöyle bir izliyordum yani en azından. O bağlamda da hani ben açıkçası böyle bir katkı çok beklemiyordum. Asena'dan da beklemiyordum, Pelin'den de beklemiyordum. Valla ben Pelin'den bekliyordum açıkçası. Çünkü geçen sene ligin en iyi yerlisiydi Pelin. Ama yani orada da şöyle bir sorun vardı. Yani Galatasaray'ın oyununa Pelin ne kadar adapte olabilecekti? Yani belki asıl soru oydu. Courtney gittikten sonra çok büyük sorumluluk aldı Pelin. Yani biz Courtney'den sonra ligde kayıp vermediysek bence bunun en önemli aktörü Pelin'dir yani. Çünkü hakikaten Ki inanılmaz bir bir oyun 20-24 attığı bir maç vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tek oynuyor. başına götürdü dediğimiz. Aynen. Ve Elazığ'da da double-double falan yaptı yani. Evet. Hakikaten çok büyük oynadı. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Belki Euroleague'de daha farklı bir 5 görebiliriz ama ligde Prince, Pelin, Angel, Stenberga ve Kuanitra biliyorsun Kuanitra devşirme olduğu için Evet, Q. yerli statüsünde oynayabiliyor aynen. Yani bu ligde Fenerbahçe'ye sorun çıkarabilecek bir 5 açıkçası. Yani Euroleague'de bu Ya arada Euroleague'de ben tabii ki erken konuşmak istemiyorum ama Fenerbahçe ile bir önceki maçta yaşananları gördükten sonra hani ne kadar rakip sorun olamaz mı diyorsun? çıkartabileceğimiz. Yok yok hak ama ya şimdi orada bir Kıyas kabul etmez. Kadro değişiyor, oyun yapısı değişiyor, isim değişti falan ama yani orada çok yani böyle argo tabirle hayvani bir hücum performansı var yani. Tabii. Yağgup Havası, Zandar Elçin'in ki bizi çok sever. O maçta oynamadı. Kadroda yoktu diye hatırlıyorum. Şey de var yani hani biz orada hücuma çok takılı kaldığımız için savunmada o kadar kötüydük. Yani hani bence bir daha öyle bir maç ne Öfe Hoca izin verir ona ne Ki oyuncular oynar yani. bu arada hani inside bilgilerde de ki Efe Hoca'ya sen de çok yakınsın. Hani o maçın bir rövanşı olacak mental olarak. Ben öyle duydum. Bilmiyorum sen ne diyorsun? Ya yani tabii ki çünkü Ya o maçtan sonra ister istemez bir reaksiyon verir yani. Kim olsa verir abi yani hani ikinci çeyrek biterken 50 falan yemiştik. Yani ben hayatımda gördüğüm en kötü Galatasaray performansıydı olma o. takım olarak bir de yani bu da öyle bir sıkıntı var. Tabii yani ondan sonra ya ben illaki bir reaksiyon vereceğimizi düşünüyorum. Euroleague'de de eşleşme ihtimalimiz var bu arada Fenerbahçe ile. Biraz Euroleague'den de konuşayım istersen çünkü Tabii ki. Oraya da pazartesi pas atacağım zaten. Son topu orada bitireceğim. Sen girmeden ben sana pasajla geleyim. Şimdi Sopron'da iki maç kaybettik. Gruba 2-0'la başladık. Bu arada Euroleague'in bubble formatı da yani öyle değişik. Gidiyorsun Fransa'da iki maç oynuyorsun. Birini iç sahanda oynamış oluyorsun. O nasıl iç tabii. saha avantajı? Yani o biraz değişik bir durum. Ya aslında bu Euroleague gibi oynatabilirlerdi bence. Yani deplasmanla oynayan oynuyor abi yani. Çok sıkıntı da Ya bu olmadı. arada ben kendi adıma söyleyeyim. Hani çok alakasız olacak, daldan dala olacak ama Euroleague'deki uygulamanın da çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Rus Orada şeyle takımları ilgili seyircili var. oynuyor. Bak Heh, Rus bak onu takımları seyircili. söyleyecektim.
Yani Onu söyleyecektim ben de. Ya haksız ama haksız abi yani. Tabii Haksız canım. bir avantaj sağlıyor. Yani öbür Ulan tarafta hani öbür tarafta şöyle söyleyeyim. Biz normalde akrediteyiz. Yani şey olarak akreditasyonumuz olmasına rağmen karantina pandemi kuralları gereği akredite edilemiyoruz. Yani tabii. basın tribününe belli sayıda insan alınması gerekiyor salona. Yani bunu söyleyen tarafın öbür tarafta Rus oligarklara karşı hani baba siz gelin tribüne ya sıkıntı yok demesi biraz şey yani çok adil, hiç adil değil. Kesinlikle değil. Kesin ve yani hani Efes'te Fenerbahçe'de orada hani taraftarlarıyla iki kat daha iyi oynuyor yani. Kesinlikle. Hakikaten Ki ben EuroLeague mesela söyle abi. Women içinde şunu söyleyeceğim. Yani bubble olma sebebi pandemi. Yani sağlık koşullarının uygun olması deniyor. Ama yani bubble'ı seyircisiz bir yerde yani daha doğrusu tarafsız bir yerde oynaman lazım o zaman. Yani bütün takımları çağıracaksın. Diyeceksin gel kardeşim. Burada bubble oynuyoruz yani şey için. E biz Sopron'a gidiyoruz. Sopron'un sahasında iki maç oynuyoruz. E şimdi hani ben şey için söyleyeceğim. Galatasaray kadın basketbol takımı uluslararası bir uçuş yolculuğu yapıyor. Havalimanı kullanıyorum. Yani aynı riske gene giriyorum. Yani neden? Öbür taraftaki adam evinden çıkmıyor. Hani Macaristan'da. Ben buradan kalkıp Macaristan'a gidiyorum. Şey de var. Yani sonuçta her zaman antrenman yaptığın maç yaptın sağ. Potasını Tabii bilirsin, canım. şeyini bilirsin yani. Hakikaten saçma. Ama şey de var yani biliyorsun maç fikstürü çok sıkışık. Kadın basketbolda da sıkışık baya. Yok ona katılıyorum ama yok demek istediğim şu örnek veriyorum. İşte Galatasaray için konuşayım veya işte hani D grubu yanlış hatırlamıyorsam. D grubunda kim var? Macaristan var, Fransa var, Türkiye var. Hani takım bazında. O zaman hani sallıyorum şu anda. Gidelim İtalya'da oynayalım. Hani veya İtalya'ya da gitmeyelim pandeminin göbeği de. Hani gidelim Almanya'da oynayalım, Avusturya'da oynayalım. Yani neden? Ben eğer Macaristan'a gidebiliyorsam ya da ben Fransa'ya gidebiliyorsam o zaman onlar da gelsin. Tabii onlar da Türkiye'ye gelebilir yani. Yani onlar da gelsin o zaman. Şimdi Diyerek. orada şey vardı yani biliyorsun Fenerbahçe'de İstanbul'da oynadı ilk bubble'ı. Evet. Yani o aslında biraz daha bence organizasyon biraz şey tanıyor ya hani o baba takımlara siz kendinizi bir bubble'da yormayın falan tarzı. Yani Çünkü çok olabilir. Ya ama yani keşke hani böyle 12-16 takımlı böyle bir bubble işte atıyorum Portekiz'de, İber Yarımadası'nda bir yerde 12 takım, işte 16 takım takır takır oynayıp gelselerdi. işte o da zor ya abi yani tek bubble'da bitiremezsin ki Ya 16 fantezi bu şey değil tabii ki olacak diye yani. düşünüyorum. Peki fazla uzatmayalım bubble'ı. Euroleague'e dönelim. Fransa'da iki maç oynayacağız. Zor bir maç olacak aslında ve belki de gruptaki kaderimizi belirleyecek. Yani daha doğrusu Euroleague kaderimizi belirleyecek. Ne düşünüyorsun? Valla şimdi 2'de 2 yapar mıyız? İlk soru. İki takımı da yeneriz ya. Yani Prince ve Angel gelmeseydi muhtemelen daha olumsuz konuşurdum. Ama yani bu iki eklemeyle bence çok yukarı çıkacağız. Yani bir kere Courtney kalsaydı bile yani Courtney ile de çıkabilirdik gruptan. Çünkü Borge Basket'i biliyorsun Euroleague Women'ın şey takımlarından. Gediklisi. Gediklisi bir takım. Ve Fransız ekolü yani hani sonuçta Fransızların kadın basketbolda bir stili var, bir oynayış tarzı var. Daha Aynen, atletler, daha Ruslarla çabuk oynuyorlar. Onlarda da Landes Basket beni şaşırttı aslında. Yani çünkü Landes Basket Borge'yi yendi. Orada asıl sıkıntı şey olacak. Biz bu iki takımı da ikişer herkes yenersek çıkacağız gruptan. Tabii canım ikisini ikişer herkes yenerse 4 galibiyetim olacak zaten. Ya ama işte şey var. Yani Sopron bunlara kaybedersen olacak. Sopron özellikle bize karşı ikinci baştaki Sopron bence ama oraya yani Sopron biliyorsun 4'te 4 gidiyor. Yok işte hani şey söylüyorum çok da vermez gibime geliyor yani o tarafa kaybetmez gibime geliyor. Yani namağlup çıkmak gibi bir hedefleri varsa kaybetmez. Ama yani işte 5'i kazandıktan sonra ya babacığım bu kadar da zorlamaya gerek yok ama hazır pandemi var, şey var. Yani bizi yormayın tarzına da girebilirler. Yani sözünü Sopron'u biz yenebilirdik. Umarım aramayız o ilk Sopron maçını. Çünkü İlk hakikaten Sopron'da
Kort niye oynatmadılar ya? Hani şut attırmadılar neredeyse. Courtney'nin oynayası yok abi. Orada ya öyle... o farklı. Ya bak, ben Courtney bir kere dedesi ölmüştü. Allah rahmet eylesin tabii. Mekanı cennet olsun. Ama biraz bahane yapıyor gibime geldi yani. Ya o mental olarak mental sorunlar şeydi. Hani o biraz Amerikalı oyuncularda. Baya. Ya her Amerikalı oyuncuda da yok ya. Ben mesela Courtney çok başka bir seviyedeymiş yani. Ya olabilir. Olabilir. Ona bir şey diyemem. Mesela hani Bella için örnek vereyim. Ailesi çağırıyor falan. Ya babacım hani ama bak niye Bella, geldin o zaman? Abi Bella zengin ya. Babadan zengin Bella yani. Ya tamam biliyorum ama kuru, örnek veriyorum ya, yani. Kızın tuzu kuru gel demişler geliyor işte yani. Hobi olarak oynuyor basketbolu yoksa yani, çok yok, oynayası yoktur yani. Tamam da yani benim sana kontratım var şeyim var. Böyle giden bir de erkek takımında da bir daha vardı ya hatırlıyorum. Şey var erkek Bernard James vardı ya. Ya Bernard James koca adam dedi ki dedem öldü gidiyorum ben dedi ya. Nereye gidiyorsun dur. Ya bak Courtney'i sen takip etmiyorsun mesela. Ben takip ediyorum Instagram'dan. Habire danslar, partiler falan yani. Ya o konuda bir şey ya, diyemiyorum yani. İşte ben çok şey derim de demiyorum ya. Ya bir de abi yani gerek oradayken ölürüm. Abi takım zordayken nereye gidiyorsun ya? Tamam hadi. Ya ona demişler adam. Ney? Yani sen atıyorum bir hafta sonra git demişlerdir. Çünkü hani Courtney gittikten iki gün sonra Angel'ın İstanbul'a gelmesi öyle vay anam biz ne yapacağız? Senin yanında kim alacağız? Modra çok girdiğimizi göstermiyor bence. Yani zaten Angel falan konuşuluyordu canım. Ama Courtney'in işte yani. Yerine Courtney'in yerine konuşulmuyordu ama yanına konuşuluyordu yani. Ya boşver. Eğrisi doğrusu oturmuş. Ha, yani. Aynen eğrisi doğrusu. Prince'i göreceğiz yani. Courtney kadar şey olmaz belki ama hoplayıp zıplamaz. O fiziği de yok gerçi de. Epifani'yi yani, ben seviyorum ya. Ceyhun Yıldız o zamandan beri. Abi bize çok genç geldi o biliyor musun? Bak. Evet, biliyorum. Birkaç yaş daha olgun gelseydi bence çok daha farklı olurdu. Bir de yani, yanlış... Bak yanlış takıma geldi diyemem ama çok yanlış koça denk geldi ya. Yani çok yanlış koça denk geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış koç için konuşuyorum. Beni konuşturma rica ediyorum. Yani Emma Messeman'ı ben anlattım size. Bir ara yayında da anlatırız yani. Kadın 16'yı devre gelirken... Yok dedi ya. Emma Messeman'a yok dediler zamanında. Liz Cambridge'e yok dediler. Hani o yüzden çok da zorlama ya. Sen de beni zorlama öyle söyleyeyim. Ya bizim o organizasyon sorunu şeyden beri var ya. Ezel'den beri var. Bana o yüzden işte Fenerbahçe'yi çok kafamda ayrı bir yere koyarım yani. Ya o farklı bir yapı kesinlikle. Yani erkek basket için Anadolu Efes'te keza. Aynen. Ben mesela Mehmet abiyle konuşurken geçen yayında abi yani hani Courtney gidiyor, Bella gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani hani geçen sene Claudio Pop sakatlandı kız. Yani sonuçta Allah vergisi bir şey sakatlık. Lan insan bir transfer yapar yani. Hocayı... Ya, bak, burada hocayı ben Oytun Özer'e ve Doruk Acar'a da hakikaten teşekkür ediyorum yani. Orada bir inisiyatif aldı. Efe Hoca şey falan demiştir ya. Ulan sezon ortasında transfer yapılabiliyormuş falan. Bak yapan yapıyor. Yapan yapıyor yani. O giden bir arkadaş vardı geçen sene bu sezon başında. Bak yapılabiliyormuş demek ki yani. Tabii canım. O şey falan diyordu ya. O bambaşka seviyeydi. Hatırlarsın kulüp televizyonda işte bizim heykelimizi dikecekler falan filan. Diktiler. Heykelini dikerek şöyle iki senenin FIBA'da hani ya, şahsının değil ama yönetimin o anlamda iki senenin borcunu ödediler. Yani orada Ertuğrul Erdoğan'a da bir parantez açmak istiyorum. Hani bir Galatasaray taraftarı olarak hani bir Galatasaraylı olarak da adam yani tabiri caizse tamam tabii ki iyi bir kadro kuruldu, eline iyi bir bütçe verildi belki şartlarına göre ama hani FIBA'daki dosyalarında kapatılmasında Ertuğrul Erdoğan'ın da bir etkisi var tabii ki. Yani. Tabii. Kadın basketbolda da öyle aslında. Şey, yani ilk sezon falan bayağı zorlandık abi yani 3. sınıf yabancılarla Fenerbahçe'ye falan kafa tuttuk ya yani bu yani acayip bir şey öldü denilen Faria korkunç bir şey hakikaten korkunç bir şey yani tabi izlemeyenler bilmediği için burada
Çünkü Monika Grigalovskite diye bir oyuncu... Ulan diyorum bu kim yani? Benim geçen sene mesela İzmit'e falan gitti. Bak hakikaten o konuda ben Marina Maykoviç'in ilk sezonu da dahil. Yani ikinci sezon bayağı rezaletti. Bir onlar Kesinlikle ya. şeydi, Bir kuyu de gibiydi belki. hani yayını da çok uzattık, kapatacağım. Kadın basket erkek gibi değil. Yani kadın baskette bir oyuncu çok fark Çok yaratabilirken iyiydi. çok büyük eksi de yazabiliyor. O Bak bağlamda hani çok da sana fazla şey yapmayacağım. şeyi söyleyeyim sana. Geçen sene bu Angel'ı isterken beyefendiler alsaydı Angel'ı. Gerçi pandemi oldu ama pandemi falan olmasa Angel gelse biz muhtemelen şampiyon olurduk. Bu Ya o arada Fenerbahçe'yi yenerdik. Abi bak mesela Angel geliyor, Prince geliyor. Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosunu kuruyor yani. Hani. bu arada yayını kapatmadan hemen şu bilgiyi de paylaşalım. Pandemi demişken aklıma geldi. Hani son birkaç dakika artık yayını kapatalım. Çok da uzattık. Bu sene basketbolda hem kadınlar hem erkeklerde Türkiye Kupası oynanmayacak. Hani bunu da yayında bilgisini vermiş olalım. Doğan Yine çok kadın keyifli bir yayındı. basketbol. Yani Uzun bir zamandır görüşmüyorduk. tam kupa alacağız. Türkiye Kupası kafa. Yani hani hakikaten Efe Hoca'nın şanssızlığı mı diyeyim, ne diyeyim? Peki o zaman yayını kapatalım. Kapatalım abi. Bence Yani gayet keyifli oldu. uzun bir aradan sonra buluştuk. Çok eğlendim ben açıkçası. Arada bunu Ben de tekrarlayalım. abi. Mehmet'i almayalım yayına. Mehmet abi. Mehmet abi kendine çok... neler söyleyecek? Peki kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere diyelim. Abi. FCM Blog takipçilerine de kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyerek yayını kapatalım. Şurada bir yerde abone olun var. Lütfen ona tıklayın. Şu 750'yi bir geçelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.